oldu? Birden titremeye başladı. Abla, uykum vardı da ondan sonra bir anda ateş çıktı. Yanıyor ya. Titriyor çok. Hastaneye gitmemiz lazım. Dur abla, ben alırım. Dur abla, dur. Rahmet, sen çocuklarla kal. Rahmet, sen bize geç. Kalorifer yanıyor, rahat al otur. Tamam. Bırak deriz. Kız havale geçiriyor. Filiz, bana haber ver. Kiraz. Hayda. Alo, alo Mazhar. Ne yapıyorsun? Boş ver şimdi beni. Sen neredesin? Hastanede misin? Nöbetçisi, süper. Tamam. Sana doğru geliyoruz. Şimdi bir yakınımı getiriyorum, tamam mı? Tamam, tamam. Tamam, hadi orada görüşürüz. Tamam, hadi bay bay. Bay bay. Mazhar çok yakın arkadaşım da. Çok da iyi bir doktordur. Şu an hastanedeymiş. O bizi halledecektir her şeyi. Ama Barış, bizim özel hastaneye durumumuz... Saçmalama Filiz ya. Burada söz konusu olan Kiraz. Ben vereceğim, merak etme. Sen biraz hızlı sürsen olur değil mi? Mahzen Ercan nerede? Savaş, Savaş, buradayım. Hah. Şurayı alalım. Hemşire. Müsaade buyurun. Buyurun. ...39.6. Ne zamandır ateşi yüksek? Bu akşam bir anda ateş çıktı. İşte gözleri kapanmış. Ondan beri de açmıyor gözlerini. Bir de kasılmalar oldu. Damar yolu açalım hemen. Tamam hocam. Parasetamol de yapalım. Soğuk kompresi de hazırlayalım. Önce ateşi düşürmeye çalışalım. Bir şey olmaz değil mi? Paniğe kapılmayın. Erken gelmekle iyi yapmışsınız. Önceliğimiz ateş odağını bulmak olacak. Tam kan sayımı, idrar tahlili ve biyokimya istiyorum. Sonuçlara göre lombar ponksiyon yapabiliriz. CRP'ye de bakın. Tamam hocam. Ne zaman çıkar sonuçlar peki? Hemen çıkar. Çok sağ ol Mazhar. Ne demek kardeşim sen de? Yakının mı? Kardeşim. Güzel, ateşi epeyce düşmüş. Serumla daha da düşecek, merak etme. Peki niye uyanmadı hala? Ateşli hastalıklarda normal. Ateş düşürücüler de biraz uyku yapar. Neymiş tam olarak hastalığı? Doktor bey size bilgi verecek. Siz isterseniz kafeteryada dinlenebilirsiniz hastanız uyurken. Yok, sağ olun, kalırım ben. Siz bilirsiniz. Sen git istersen. Neredeyse sabah olacak. Saçmalama ya. Daha sonuçlar bile çıkmadı zaten. Hoppa. Al bakalım. Belli ki daha buradayız. Sağ ol. Önemli değil. Yok. Onun için demedim, sağ ol. Yani getirdin bizi buralara. Herkes çok ilgilendi filan. Getireceğim tabii ki Filiz. Bak sen beni reddetmiş olabilirsin. Benimle hayatını geçirmek istemiyor olabilirsin ama bu çocuk da benimle kardeşim. Ve bu hiç değişmeyecek. Ah Mazhar, çıktı mı sonuçlar? Çıktı. Ateşinin sebebi idrar yolu enfeksiyonu. Ateşi bir anda yükselince febril konvülsiyon yani havale durumu gelişmiş. Allah'tan zamanında getirmişsiniz. Eğer fark etmeseydiniz ve gece tekrarlasaydı, nörolojik bir hasar meydana gelebilirdi. Ay Allah korusun. Ama merak etmeyin, şu anda durumu gayet iyi. Antibiyotik tedavisine de başladık. Değerleri gittikçe normale dönüyor. Eve götürebilir miyiz peki? Tabii tabii, sabah götürebilirsiniz. Ancak havale takip edilmesi gereken bir olay. Yani ateş düşükken bile olabilir. O yüzden beslenmesine dikkat etmeli, bol bol da sıvı tüketmeli. Aynı zamanda antibiyotiğini de zamanında almalı. Tamam. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Savaş, işin bittikten sonra uğrayacaksın değil mi yanıma? Tabii tabii, uğrayacağım ben sana. Tamam, görüşürüz. Sağ ol. Ben kahve alacağım, içer misin? Yok, sağ ol. Şimdi bayağı uyudum mu ben? Uyudum vallahi. Okul?
Okula geç kaldım. Ablacığım ne okulu? Dinlenmen lazım. Rapor aldık doktordan. Barış abiyle mi getirdiniz beni buraya? Hı. Şimdi dinleneceksin. Doktorlar baktı zaten sana. İlaç verdiler. Hiçbir şeyin yokmuş. Önemli bir şey değilmiş yani. Ya abla. Bir an önce eve gidelim lütfen. Eve gidemeyiz ablacığım biliyorsun. Tufan abinin kahvesinde mi kalacağız? Yok kahve de olmaz. E Barış abinin evine gidelim. Bir gelsin Barış abin konuşuruz. Buyurun ilaçlar dahil olmak üzere toplam ücret. Tamam. Şöyle şakam buyurun. Oğlum neredesin sen ya? Hani gitmeden bana uğrayacaktın? Şu ödeme yapayım geleyim yanına. Hop hop hop. Ne yapıyorsun? Asıl sen ne yapıyorsun? Hadi gel. Tamam ya. Gereği yoktu oğlum. Ne gereği var ya? Ya olur mu öyle şey? Hiçbir şey ödemene gerek yok. Ben hallederim. Tamam. Yani. Yahu ne aması? Ya ne kadar zaman sonra seninle karşılaşmışız. Bırak da birazcık böyle şey kankalığımızı falan gösterelim değil mi ha? Eski günlerini hatırla. Peki madem. Hem Savaş. Bunca zaman sen neredesin? Okulu bıraktın. Bizi bıraktın. Bir anda ortadan kayboldun be abi. Öyle oldu biraz da. Konuşuruz ya uzun uzun. Şimdi ayaküstü olmasın böyle. Çok sağ ol her şey için tekrar. Bir kirazı göreyim. Tekrar uğrarım yanına. Peki. Tamam. Sağ ol. Ya Barış abi nerede? Bir gelemedi. Prenses uyandın mı? Evet uyandım. Güzel. İşlemler tamam. İstediğim zaman çıkabiliriz. Sağ ol. Önemli değil. Kirazcığım birazcık bende kalacaksınız. Uyar mı sana? Yani yatılı misafir gibi değil mi? Evet aynen öyle. Ya çok güzel olacak. Ablam bizle kalmayacak mı? Ya olur mu şey Kirazcığım ben de size kalacağım tabii. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.